Merhabalar sevgili ve de sayın geek izleyicilerimiz. Bugün burada tekrar Can Türkdoğan, Yiğit Can Erdoğan ve ben Ömer Can Gündoğan toplandık. Arrow'un 4. sezonunun 5. bölümünü izledik. Onun hakkında konuşacağız. Evet beyler, şeyle başlayalım. Sera meselesiyle başlayalım. Zaten bu haftanın ana konusu tekrar Sera'ydı. Geri geldi sonunda çok şükür. Nasıl geldi? Bayağı Arapça konuşarak geldi. falan filan diye böyle koşaraktan. İnsan öldürdü biraz. Sonunda da şahsına da kavuştu. Ya şeyi çok güzel uydurmadılar mı bir anda yani götlerinden? Asıl onu öldüreni öldürmedikçe işi rahat etmeyecek falan yani. Teyana bok yiyecek abi. Ben ona takılmış vaziyetteyim bu yüzden. Aynen öyle bir geyik vardı bu hafta değil mi? Onu bir açıklığa kavuşturalım. Yani şu ana kadar hiç bahsi geçmemiş olmasına rağmen anladık ki bu Lazarus Pit'ten döndükten sonra kafaları sıyırma olayından iyileşmek istiyorsan seni öldüreni öldüreceksin. Aynen. Yani bunu da bir anda böyle Teya şeyi de çözdü yani. Ha ben de Ra's al Ghul o yüzden falan diye böyle. ya ama beni bu bölüm yani Sera mevzusuyla ilgili en rahatsız eden ki bölümün esas olayına da bağlanacak bir şekilde. Yani bölümlerce ilk bölümden itibaren Lazarus Pit'ten olmaz öyle diriltilmez öyle bir şey değil. Bak olmaz, vurun bunu, köpek bu, öldürün bunu falan filan de geyini yaptılar. Sonra Konstantin geldi, ruhunu koydu ya içine. Ya abi yani Konstantin'in bildiği şeyi komple League of Shadows bilmiyor mu? Yani bir kişi yok mu, bileni bilmiyorlar mı? I know a guy who knows a guy yok mu yani? Hani the Konstantin, yani anladın mı? Konstantin'in yaptığı şey belli ki Konstantin'in özel bir şey değil. Yani bir büyü var, bir şey var işte, bir proses. Yok mu abi Nanda Parbat'ta bunu bilen bir insan evladı? O kadar Lazarus Pit'in etrafında 150 kişisiniz yani. ya da en azından Oliver'ın aklına gelemez mi böyle bir şey? Yani sarayı... Geldi. Belli ki Thea'ya kullanmamadı bu arada yani. Ama işte hayır onu bırak. Hani bu fikri baştan komple bir paket fikir olarak sarayı diriltelim. Kafayı sıyırırsa da Konstantin çağırırız. Konstantin diye bir arkadaşım var benim aynen. Evet bu kadarını yani senin yüzünden ölmüş kızcağız falan yapabilirdi sanki. Hayır ama işte onun sebebi ne? Çünkü Konstantin diye bir arkadaşı yoktu bu bölüme kadar. Evet, yani anladın mı? Geçen sezon kendisi vardı. ya bu diziyi acaba sezon sezon yazmıyorlar da hafta hafta mı yetiştiriyorlar acaba ya? Ya büyük ihtimalle bir plan vardır da yani şey çok net canım yani Konstantin ya şöyle Konstantin gibi bir şey sokuyorsan ve bu kadar bariz magic sokuyorsan ya adama ben sorarım abi bu saatten sonra yarın öbür gün bir şey olduğu zaman niye Konstantin'i aramıyorsun diye benim bundan sonra her şeyi sorma hakkım var yani sırf biraz fanboylar mutlu olacak diye bence dizide inanılmaz bir plot hole yarattılar otomatikman. Abi bence öyle, hani daha önce de hem Arrow'da hem Flash'te biri öldüğü zaman aslında ölmüyor ya. Artık işte ölüp de geri geldiği zaman kafayı sıyırırsa da çözümü Konstantin. Konstantin. Ya yani böylece artık korkacak hiçbir şeyim kalmadı bu diziyle alakalı. Kim ölürse ölsün gelir Konstantin de ruhunu getirir. Ama Lazarus Pit'i bozdular biliyorsun. Ama bir tane daha vardır. Lazarus Pit tek bir şey değil yani. Doğru. Olabilir yani. Aynen. Tarkan'daki havuz şey. Biliyorsun o. Tarkan nasıl girip kemiklerini iyileştiriyorsa bir de Türkiye'de de Lazarus Pit var. Hoş gelsinler bekliyoruz. Peki bu hafta sürpriz bir şekilde bam zıngalanak diye Konstantin'i gördük ki işte kendi dizisi olan bu Konstantin dizisindeki oyuncunun kendisi aynen. Hatta aynı karakter, aynı tipleme falan. Bu bana şaşırtıcı ve sürpriz geldi yani sizin böyle bir şeyden haberiniz var mıydı veya Konstantin'in dizisi işte bu Arrow Flash'ın geçtiği evrende geçiyor diye yediriverdiler ama hani bu önceden alınmış bir karar mı yoksa bu bölümde bir anda ortaya çıkıyor? Ya aslında onun background'u şöyle Konstantin'in iptal olacağı anlaşıldıktan sonra çünkü yani yeterli izlenmiyordu Amerika'da çok küçük bir hayran kitlesi çok bir kampanya yürüttüler iptal olması Konstantin falan filan diye buradan Steven Amell de işte Oliver oynayan çocuk da böyle duygulandı ah. Ne kadar da güzel falan filan ne şey yazmış Twitter'a. Eğer Konstantin iptal etmezseniz söz ben Arrow olarak geleceğim diziye diye bir şey yapmıştı. Oradan bir muhabbet olmuş belli ki yani şeyden falan filan. Konstantin gelecek gibi bir söylenti vardı zaten. Yo açıklanmıştı zaten Konstantin'in bir bölüm Arrow'da olacağı. Hmm. Yani öyle işte dizinin iptal olması çok üzerine hayranlar olunca işte Steven Amell'de böyle bir kıyak geçince Matt Ryan'ı getirirler bir bölümde ekmek yedirirler yani. Ben Konstantin dizisini izlememiştim bu arada. Ben de izlememiştim. Sen ben de hiç izlemedim. Hiç haberimiz olmadığı bir diziydi açıkçası. Yani haberimiz vardı da işte izlemediğimiz. Aynen. Ben ilk defa bu çocuğun Konstantin yorumuna şahit oldum. Hiç de beğenmedim. Yani yanılmasın. Siz benden farklı düşünüyorsunuz genel olarak ama. Ben eğlendim açıkçası. Yani öyle göklere çıkaracak bir övgü sunmayacağım ama ben hoşuma gitti. Keanu Reeves değil belki evet ama yine de eğlenceliydi yani. Yani ben genel olarak bir kere yani birincisi röfleli hiç kimseye ciddiye alamıyorum. Onu bir söylemem lazım. Yani o çok çirkin ya. Yani ikincisi de ya abi NSYNC'deki Justin Timberlake gibi gezdi yani çocuk. Yani böyle bir şey olamaz. Ya. Böyle Konstantin çekmişlerse helal olsun. Bir sezon boyunca NSYNC'deki Justin Timberlake gibi büyü yaptıysa ben herhalde erkek işte yani.
Bak ben şöyle bir yorum yapacağım bu konuyla ilgili. Evet çocuk yani bir fotoğrafını görsem bu ne biçim Konstantin derim ben de. Fakat o tipte birisinden oyuncunun kendini gayet ciddiye ala ala böyle abuk sabuk büyü sözleri falan filan söylemesi, büyü işini ciddiye alarak davranması falan bana aslında ilginç geldi. Yani böyle modern bir büyücü, günümüzde bir büyücü olsa olsa böyle olabilir miydi falan gibi bir ikna alma yoluna girdim ben açıkçası izlerken. Bilmem ben çok onu şey yapamadım. Bir de yani çocuk bence yani hakikaten bir şey diyeceğim yani has aksanı da olmadığını umut ederek söylüyorum ama aksanı da çok veremedi. Yani oradan da ben bir şey kopuş yaşadım. Genel olarak çok beğenmedim ama şöyle bir gerçek var. İlk önce unutmuşum ben bu bölüm geleceğini. Konstantin diye bir sevindim yani yalan olmasın. Erol'la da iyi bir dinamik kurdular adadaki sahnelerde özellikle falan filan. Sonra işte gel daha beyler ruhunu koyacağım hadi el ele tutuşun falan filan triplerinde olduğu zaman da iyiydi yani. O yüzden yani şöyle ben bunu bu bölümü izledikten sonra okey niye yani Konstantin izlemediğime dair içimde pişmanlık kalmadı. Yani okay, izlemeyecekmişim zaten diye. Ama bir bölümlük gelmesine sevindim Erol'a çıktı. Erol da renk kattı yani. Evet. Sen o yüzden bugün galiba Konstantin gibi geldin. Tabii abi ama farkım kravat. Kırmızı değil kırmızı siyah. Kırmızı değil siyah. Türk Konstantin'si olmuştu o yüzden. Yasta Konstantin'im abi. Konstantin'i ye. Konstantin'in gelişiyle ilgili şu da aslında öyküde biraz bağlanmış gibi oldu. Oliver'ın, Erol'un yani büyü muhabbetlerini nereden bildiğini filan aslında bize açıkladılar. Çünkü Damien Dark'ın işte havada ok filan durdurmasını görünce aa bu başka bir şey bu mistik güç filan demişti. Ve herhalde Konstantin sayesinde dünyada böyle bir şey olduğunu öğrenmiş. Bu dünyalara evet. Girmiş falan gibi bir açıklama geldi aslında değil mi? Aynen öyle. Bir de yani oradan hem öyle bir açıklama geldi hem de aynı zamanda bu hakikaten her zaman da bizim yani dizi izlerken de sorduğunuz niye her şey bu adada oluyor? Hani geyiğine de biraz açıklama getirdiler yani çıkışta ne dedi Konstantin? Adanın altında şey var dedi yani. Lost. Ha aynen adanın altında lahmacun fırını var dünyanın kontrolünde diye. Dolayısıyla... Hani yani şey, kem göz değmiş bu adaya dedi, çıktı işin içinden. O yüzden o bakımdan da şeydi yani, onu da öyle aradan çıkartmış oldular. Bir de sonunda Demmin Dark'ı duyunca, kaç abi kaç sen uğraşamazsın onunla diyerek, Konstantin Demmin Dark'a da biraz valide kattı. Her ne kadar, ya gerçekten senaristlerin baş karakterler ağzından söylediği lafla Demmin Dark'ın ne kadar ürkütücü olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Devamlı böyle bir goy goy dönüyor ve Demmin Dark ısrarla karakterin kendisi bu goy goyların aksine hareket ediyor. Yani ne kadar bir korkutuculuk inşa edilirse etrafında bu o kadar lüzumsuz saçma davranmaya ya bu bölümde şey, de yani. Şeyi kastediyorsun. İşte Diggle geyiği. Aynen. Lens yüzleşmeye geldiği zaman herif hiç kullanmadan yani Damien Dark hiç kullanmadan. Ne Diggle senin kardeşin mi arkadaşın mıydı? Neyse Ankos, anlatayım. Aynen. Trivia bilgi vereyim yani hazır fırsat bulmuşken gibi. Hayır bir de bir şey diyeceğim. O şimdi şöyle o gittiler USB'yi taktılar o database'den bir şeyler sildi. Database'den sildiği şeyler de işte belli ki Hive'ın öldürdüğü insanlar ya. Abi o database'de 150 tane isim var. Sen bir ismi nereden biliyorsun oradan zaten? Bir de sen bir ismi bilecek kadar önemliysen bunu niye anlatıyorsun zaten? Ya ben ismini, ya Hive'ın başı olsam ismini bilecek kadar önem verdiğim, öldürdüğüm birine anamı anlatmam. Yani çünkü belli ki bir mesele var orada anladın mı? Sen orada direkt, ha Diggle'mış şunu yapmıştır da bunu yapmıştır da şu işte nüfus cadısındaki numarası şu da seri numarası şudur falan filan diye bayağı anlattı. Sonra... Ya siktir çekmek de aklına 5. dakikada geldi yani. Evet, ya neyse ya ne anlatıyorum git falan diye bir abi Allah ama Allah. Sonra da dosyayı da tutuşturtmuşlar yani anladın mı klasik fight dosyayı. Şunu anlatıyorum bilmem ne sekreter. Alo dosyayı verin abime komiser abime dosyayı verin yollayın polis olduğu önemli değil. Biz kötü bir kuruluşuz bu adamları öldürdük ama olsun. Oliver'ın belediye başkan olma çabaları devam ediyor. İşte bu hafta nasıl public relations yapılır, nasıl Amerikan halkının gözünden skandallar uzakta tutulur falan tarzı House of Cards bölümü parçaları vardı arada. Çok ezik ve zayıf kaldı. Abi evet çok dev iltifat ettin ya House of Cards parçaları. Yani öykü benzer açısından ne bileyim. Şey abi çünkü ya şöyle bir yere varmadığı gibi işte hani şey oldu. Yani tam bu tipik şey işte yani CWG'yi bölümün sonunda çıkartılacak ve Erol tarafından, Oliver Queen tarafından anlatılacak derslerin çerçevesi oluyor başkanlık gidir. Yani tam böyle sondaki konuşmasıyla bölümünden çıkarttığımız dersler. Bugün ne öğrendik? Olacak şey bu kadar yani. Formulation'a gitmeye başladı dizi abi, bu konuda. Yani. CW hep öyle ama Veronica Mars bile onu yapardı. Böyle bölümün sonunda suçu çözerler, suçlu yakalarlar.
bugün şunu öğrendim. Arkadaşlarımızdan şüphe etmemeliyiz. Bir de hepsi de aynı. Yani anladın mı? Bütün mesaj CW'nin verdiği mesaj. Arkadaşlarımızdan şüphe etmemeliyiz. Güven güven güven. Flash'ta da burada da güven güven güven. Tabii tabii canım. Devamlı bir güven orospusu herkes yani. Bu şey falan da çok komik zaten. Laurel'la Oliver bir atıştılar ya. İşte bana söylemeden niye dirilttin? İşte sen de bana söylemeden F'yi dirilttin. Ama sen bana yani o kadar şey istedim ki yani böyle bir anda ya şeyi çok istedim yani. Arrow hakikaten çünkü Laurel çok gerizekalı geliyor bana yani şu yaptığı hareketlerle. Tamam ben karışımı dirilteceğim. Bana ne karışımı dirilteceğim. Diriltme diyen milyonlarca insan var orada. Lazarus Pit'in başında duran insanlar demiş diriltme diye. Bana ne ben dirilteceğim. Bana ne falan. Hayvan oluyor sonra kız. Birilerini öldürüyor. Ay iki dirilttim falan tribinde. İstedim ki Oliver böyle yaksın geçsin yani anladın mı? Sen ne yapıyorsun başına böyle iş yapıyorsun bir bilene sor lan falan filan diye. Sonra Laurel bir counter atakla yendi ya bunu. Sen de Thea'yı söylerken diriltirken bana söylemedin dedi. Ve Arrow dağıldı ya. Ya come on abi bu ne ya. Bir de bölümün sonunda sürpriz olmasını istedikleri fakat maalesef pek bir sürpriz olmayan Ray Palmer'ın işte yavaş yavaş geri gelmesi artık sonunda bir replik yani konuştu. Aynen. Yaşıyormuş yani yaşadığını işte biliyorduk ama neyse. O geliyor ufaktan. Ya ufaktan. Yani diyecek ne var değil mi yani hoş geleceğini gelsin. Biliyoruz. Nasıl geleceğini biliyoruz. Neden orada olduğunu biliyoruz filan falan. Ya benim burada sinirim bozan gerçekten yani artık o kadar salak gibi konuşuyorlar ki izleyiciyle. Abi ben izledim o fragmanı. Sen yaptın o fragmanı. Yani evet dizi... sanki rakipler çıkardı. Evet yani sen yaptın o fragmanı. YouTube'a kendi kanalına koydum ben de tıkladım izledim yani. Şu an olsa yine izlerim anladın mı? O kadar açık. Yani ve o fragmanın sonunda Ray Palmer bayağı kameraya bakıp şey diyor. Ha ben ölmediydim ufaldaydım diyor. Sen buna rağmen bu bölümün sonunda Ray Palmer'ın böyle bin bir çabayla işte 25 tane Red Bull dikerek falan filan mesajını temizliyorlar. Sonunda Ray Palmer I'm alive deyince Felicity ile böyle terifik birbirine bakıyor. Abi ben biliyorum bunu skandal bir gelişmemiş aptal gibi. Aptal mıyız biz ya? Hayır skandal bir gelişmemiş gibi sunup da bölümün sonunda dev plot twist gibi yani bu malzemesizlik mi? Yani çünkü çok artık yani şey anladın mı? O kadar klişe bir bölüm sonu yaptılar ki daha biliyor olduğumuz gerçeğiyle iyice klişe oldu. Ama bence zaten başka bir şey yapamadıkları için yine yapmışlar anladın mı? Hani zaten başka bir şey yapamıyoruz abi biz bunu yapıyoruz falan diye bunu koymuş. Yok böyle bir şey olur mu lan ben biliyorum işte yani niye bunu şok edici arkasında don diye müzik vererek sunuyorsun bana. Birkaç tane takipçimiz sormuş ve biz orada tek tek cevap verdik ama yine de burada bir dile getirelim istedim. Legends of Tomorrow diye bir dizi geliyor ve bu Ray Palmer'ın, işte Sera'nın, hatta Firestorm'un, hatta geçen bu hafta Flash'ta gördüğümüz Hawkgirl'ün falan hep o dizide karakter olarak olduğunu biliyoruz. Ve işte bütün bu yani biliyor olmamıza hatta neden, nasıl geri geldiklerini bile orada küçük hintler vermiş olmalarına rağmen şimdi bu kadar detaylı işliyor olmaları bizim canımız sıkan şey. Öyle değil mi? Abi yani gördüğümüz ve bildiğimiz bir şeye doğru emin adımla hani bu böyle insanlar spoiler almaktan nefret ediyorlar. Çünkü biliyorlar ya biz spoilerları çoktan aldık yani. Şey ve kanal official olarak tarafından. Sundu bunu yani bize. Aynen. Teşekkürler. Hayır hadi sundun yani spoiler verdin. Ya bari başka bir şekilde git yani hala Ray Palmer'ın hayatta olduğu gerçeğini öyle bir sunuyor ki bölüm içerisinde. Sanki şoke edici bir şey. Bölümün sonundaki dev twist anladın mı? Böyle arkadan dun diye müzik giriyor. Felicity böyle kalıyor. Abi bak bunları... Ben bunu bildiğim için ben şöyle izliyorum. Evet. Şimdi I'm Alive diyecek tabii ki. Evet. Aynen. Falan diye izliyorum. Bu da böyle geçti. Okey diyoruz. O yüzden de karakterlerin şaşırması da benim zekama hakaret gibi geliyor. Anladın mı? Abi okey niye şaşırtıyorsun ya? Başka bir şey yap. Başka ya bir şey yap. Ya da okey onlar şaşırsın. Ama oraya daha farklı bir yoldan git. Daha yaratıcı bir yoldan bizim git. Bizim şaşıracağımızı yani. Bekleyerek evet işte. Onu sunma. Aynen. Yani bölüm sonuna big twist gibi ekleme yani. Aynen öyle. Arada casual geç ne bileyim ya da başka bir şey olsun. Yani çok saçma gidiyorlar bu Legends of Tomorrow meselesinde bence açıkçası. Aynen. Flash onu daha iyi yapıyor. Sonda hala bir şekilde Harrison Wells'in ne işi var lan? Ne oluyor lan? Amca alev aldı lan. Falan gibi kendinden geçiyorsun. Arrow'da bu sezon onu yaşamadık hiç. Arrow'un bir bölümü daha geride kaldı. Bu sezon artık nihayet Ray Palmer'a ne olduğunu biliyor olmamıza rağmen öğrendik. Sera'ya ne olacağını biliyor olmamıza rağmen öğrendik. Ve de Kaptan Cold'a, Snart'a ne olacağını işte tahmin ediyor olmamıza rağmen tahmin ettiğimiz gibi öğrendik. Bundan sonra umarız bu sezon yeni bir sayfa açılır ve ne olduğunu zaten bildiğimiz şeyler yerine ne olacağını bilmediğimiz şeyleri izlemeye devam ederiz diyoruz. Bizim konuştuklarımıza sizin eklemek istediğiniz başka bir şey varsa aşağı yazmaktan çekinmeyin. Ve lütfen her zaman olduğu gibi sitemizi ziyaret etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve eğer beğendiyseniz videomuzu paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.